Uzunca bir aradan sonra kanalıma hoş geldiniz. Epeydir video bekliyordunuz biliyorum ve bundan da çok çok mutlu oluyorum. Çünkü faydalı olduğumu bilmek bana çok iyi hissettiriyor. Bu kanalı zaten açma amacım buydu. Mutlu olmak sadece buydu falan. Hayır tabii ki de. Birilerine faydalı olabilmek, birilerine dokunabilmek ve bunu çok çok sık yaşıyorum. Yani Instagram'a gelen mesajlardan vesaire. Çok çok mutlu oluyorum. Bu durumda beni daha çok video çekmeye itiyor gerçekten. O yüzden bana daha çok ilgi. Böyle buralarıma da ilgi falan. Bugünkü videomuz yetenek sınavları ile ilgili olacak. Çok çok az zaman kaldı, zamanımız kaldı. Bu sene ben de giriyorum. O nedenle çok fazla kompozisyon kuralları vesaire bilgi veremeyeceğim. Ama çok çok açıklayıcı bir sürü şeyden bahsedeceğim. Bu bilgi vermeme sebebim de şu, benim şu an çalıştığım hocamın teknikleriyle tamamen gireceğim ve bunu burada paylaşmak çok etik olmaz, tahmin edersiniz. Şimdi özellikle Mimar Sinan ve Marmara'dan bahsedeceğim. Çünkü ben 5 yıldır bu ikisine giriyorum. Dolayısıyla ikisinde sınavlarla ilgili, gerek puanlarla ilgili yeterince bilgi sahibi olduğumu düşünüyorum. Gerek tecrübelerim, gerek araştırmalarım, gerek etrafımdaki insanlar olsun. Hepimiz bu sınavlara giriyoruz. Ama sadece ben 5 yıldır giriyorum. Ben Marmara'da eğitim fakültesindeyim bu arada. Güzel sanatlara geçen sene denedim. Mülakatla ilgili videomda olacak. Mülakatımın nasıl geçtiği ile ilgili. Hepsini bugün çekeceğim çünkü şimdi hepsini bir arada aynı videoya koyarsam çok fazla uzun oluyor ve kafanızda karışsın istemiyorum. Hepsini farklı başlıklar altında koymayı düşünüyorum. Sonraki videolarda çok çok yakın zamanda gelecek. Öncelikle Mimar Sinan ve Marmara'nın sınav sisteminden bahsetmek istiyorum. Mimar Sinan'ın iki aşamalı oluyor. Bir baraj sınavı ve bölüm sınavları. Marmara'da 3 aşamalı oluyor. Baraj ve bölüme ekstra bir de mülakat ekleniyor. Mimar Sinan heykel ve resim hariç YGS'de 225 ve üstü puan yapmanız gerekiyor. Heykel ve resimde 185. Daha öncelerde 2 yıl falan oldu sanırım. 185 sadece resim alıyordu. Şu an heykeli de alıyor. Dolayısıyla şansınız biraz daha yüksek. Ama bu demek değil ki 185 yeterli. Asla değil. Hani çünkü bir çan sistemi var ve puanlar arttıkça sizin sıralamanız geriye düşüyor. 90'da alsanız, 100'de alsanız bu çok etki etmiyor açıkçası yetenek sınavında. Benim başıma gelen durum buydu. YGS'm çok düşüktü. Lise puanım yani OBP puanım çok düşüktü. 6 yılda bitirdim çünkü. Hani en sınırdayım şu an. Bir de buna ek olarak geçen yıl benim OBP puanım yarıya düştü. Yani 125'lerde falandı. Dolayısıyla 100 falan alsam da kazanamadım. Bütün sınavlar 3 saat oluyor. Mimar Sinan 50'ye 70 soruyor kağıt boyutu olarak. Ve size sorular geliyor bu 3 saatte. Tabii başında geliyor. 3 saat boyunca sorular gelmiyor. Bir soru soruyorlar. Bu sorulara örnek olarak mesela işte pazarda alışveriş yapan en az 3 figür ya da işte berber en az 3 figür ya da en az 4 figür falan gibi ama genelde 3 figür soruyorlar. Marmara'da biraz daha durumlar değişiyor. Yani onlar daha çizgisel seviyorlar, daha taramalar seviyorlar. O eriyen tonları çok çok sevmediklerini düşünüyorum ben. Ya sadece ben değil, bu böyle söyleniyor zaten. Mülakata girdiğinizde de anlarsınız nasıl işler sevdiklerini. Umarım mülakatı kazanabilirsiniz bu arada. Hani hemen bölüm sınavından sonra direkt mülakata alınmıyorsunuz. Onların da bir puan seviyesi var. Sanırım 60 üzerinden sonra alabiliyorsunuz mülakatları. Sınavlarda dikkat etmeniz gereken ve sizi eleyebilecek olaylardan birkaçından bahsedeyim aklıma gelen. İşte figürü kesmek ya da önemli bir şeyi, objeyi kesmek. Hani atıyorum soruda şemsiye sormuş, sen o şemsiyeyi kesemezsin. Hani bunlar biraz puan kıran şeyler. Ve size elemeye kadar götürecek olaylar da şunlar. Örneğin çocuk yaptın ya da figür yaptın. Tişörtünde bir simgesel bir şey, bir yazı, bir harf, bir sembol. Bunlar çok fazla hoş olmayan şeyler ve elenebilirsiniz. Çünkü hani siz belki bunu masum yaptınız ama belki bir jüriden bir tanıdığınız var, buna dikkat çekmek için yapıyorsunuz diye algılanabilir diğer hocalar tarafından. Dini şeyler kullanmayın, cami, işte türban. Bunlar da çok hoş olmayabilir. Sizi biraz geri itebilir. Yani puan olarak düşürebilirler puanınızı. Bu sadece İslamiyet'le ilgili değil. Yani Hristiyanlık'la ilgili şeyler de yapmamanız gerekiyor. Onun dışında kan, işte silah, bunlar da aynı şeyler tabii ki de. Kan yapamazsınız zaten de, hani böyle deşilmiş bir şey falan. Hoş olmaz. Sigara kullanmayın.
kamu spotu çizimlerde kullanmayın tabii ki. İçki olabiliyor. Yani çünkü eğlenceyle ilgili bir soru sorduklarında hiçbir sakıncası yok. Yapabilirsiniz. Süre olarak yani 3 saat aslında bol bol bir süre. Yani eğer o yıl içinde çalıştıysanız ya da daha öncesinde çalıştıysanız bu size yetebilecek bir süre. Ve sınav psikolojisi bayağı başka bir psikoloji gerçekten. Hani ben atölyede yetiştiremediğim işlerim varken sınavdan 40 dakika falan erken çıkabildim. Mesela Kocaeli sınavına girmiştim. İyi de bir puan aldım. Yani onu kafanızda sakın büyütmeyin. Çünkü siz zaten onu aceleyle yapıyorsunuz ve hani en doğrusunu yapıyorsunuz. O kadar temkinli yaklaşıyorsunuz ki yaptığınız şeye. Çok o konuda sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Sınavlara girmeniz için şart ve gerekli olan şeyleri önceden hazırlayın ki gerginlik yaşamayın. Sınava bir saat öncesinden gidin. Yani önerilerim bunlar olacak. Kaleminizi sakın unutmayın. Hani çünkü motivasyonu bayağı düşürebilecek şeyler bunlar. Atölye seçiminde dikkat etmeniz gereken çok çok önemli şeyler var. Özellikle buranın bir ticarethane olmadığından emin olun. Çünkü genelde başlarına bir hoca koyuyorlar. Bu genelde öğrenciler vesaire olabiliyor. Ve bütün gün size fotokopi dağıttırıp çizim yaptırabilirler. Bunlar size çok fazla bir şey katmaz. Tabii ki de referans alarak çalışılır ama güzel sanatlar sınavlarına böyle çalışılmıyor maalesef. Zamanınızı çalmasınlar. Sınavlarla ilgili de şunu söylemek istiyorum. Ben 5 yıldır hazırlanıyorum ve 5 yıldır bir rutin olarak kazanamıyorum. Ama bu beni asla başarısız yapmaz. Hiçbir zaman şeye düşmedim yani. Olmuyor mu acaba? Hayır, böyle bir şey yok. Çünkü bu bir kıstas değil asla. Yani baktığınız zaman sanat tarihinde, resim tarihinde ya da büyük ustalar tarafından imgesel ve hayali desen diye bir şey kabul edilebilir bir şey değil mantıken. Hani böyle bir tezatlık var aslında. Çünkü resim zaten gördüğünü yapabilme yetisi. Ama buna maalesef Türkiye'de başka bir sistem bulamadıkları için dolayısıyla hak da veriyorum. Hani bunu burada tartışmayacağım ama bu sizi, işte bu durum sizi başarılı ya da başarısız yapmaz. Yani okulu kazandığınızda da bu sizi başarılı yapmaz bence. Ben böyle düşünüyorum. Yani eğer kazanamadığında başarısız olmuyorsan kazandığında da başarılı olamazsın. Yani başarı bir süreçtir zaten ve bu bir sonuç olmamalı. Bunlara kendinizi hazırlarsanız eğer daha kolay olur. Umarım faydalı olmuştur söylediklerim. Çünkü hani ne kadar da çok teknik şeylerden bahsedemesem de bunlar size faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Bir sürü şeyden de bahsettim aslında bakarsanız yani. Sadece bir şeyler çizmedim. Sonraki videoları mutlaka izleyin. Mülakatlarımdan bahsedeceğim. Özellikle buna dikkat edin diye belirtmek istiyorum. Umarım bir daha bu kadar çok ara vermeyiz videolara. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala izliyorsanız. Hoşçakalın.